اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الف الف صلاه والف الف سلام عليك يا رسول الله الف الف صلاه والف الف سلام عليك يا حبيب الله Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyidel evvelin vel ahirin. Yüce Rabbim Celle Celaluhu her birimizi hem dünyası mamur hem de ahireti mamur olan bahtiyar kullarından eylesin. Yüce Rabbim sevgililer sevgilisi, kainatın efendisi, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin izinden yürümeyi, sünnet-i seniyesini hayatımıza, ahlakımıza, tavır ve davranışlarımıza intikal ettirebilmeyi, ruzü mahşerde de cennette onunla buluşabilmeyi cümlemize ikram eylesin. Yüce Rabbim celle celaluhu Aleyhissalatü vesselam Efendimizin güzel sünnetlerini ihya edebilmeye çevremizde, toplum içerisinde onların yeniden neşvu neva, nema bulmasını sağlayacak güzel çalışmaları yapmaya muvaffak eylesin. Her şeyden çok kendisini sevmeye, ikinci olarak Habibini sevmeye ve sevilmesi gerekenleri sevmeye Rabbim her birimizi muvaffak eylesin. Yüce Rabbim çocuklarımızı, eşlerimizi, aile bireylerimizi, talebelerimizi, hocalarımızı, sevdiklerimizi ve sevildiklerimizi Aleyhisselatu vesselam efendimizin izinden yürüyenlerden eylesin. Ruzu mahşerde onun livar ham sancağı şerifi altında toplaşanlardan, Havz-ı Kevser'inden de Kana kana içenlerden eylesin. Yine yüce Rabbim celle celaluhu içinde bulunduğumuz Ramazan-ı Şerifin feyzinden, bereketinden hakkıyla istifade edebilmeyi her birimize ihsanu ikram eylesin. Ramazan-ı Şerifte mağfireti subhaniyeye erişen, rahmeti rabbaniyeye ulaşan itkum minen niran cehennemlikler listesinden silinme şerefiyle şeref olan o bahtiyar ümmetten olmayı insanlardan olmayı her birimize ikram eylesin. Yüce Rabbim bizleri, kardeşlerimizi, aile bireylerimizi dünyada gülüp ahirette ağlayanlardan eylemesin. Dünyada rahat, Ahirette berbat olanlardan eylemesin. Dünyada gülen ama ahirette ağlayanlardan eylemesin. Dünyada aziz ama ahirette zelil olanlardan eylemesin. Bu güzel neticelere ulaşabilmek için şimdiden dünyadayken yapılması gerekenleri yapmaya Rabbim her birimizi, çoluğumuzu, çocuğumuzu, aile bireylerimizi, dost ve yaranlarımızı muvaffak eylesin. Kaymaktan ve kaydırılmaktan, sapmaktan ve saptırılmaktan, imana girdikten sonra imansızlığa düşmekten Rabbim her birimizi muhafaza eylesin. İrtidad etmiş iyaden billah, dinden çıkmış, Nice insanlar varsa, Rabbim tekrar hidayetler nasip eylesin. Kıymetli izleyenlerim, Oruç ibadeti ciddi bir ibadettir. İslam'ın beş esasından birisidir. Niyetle beraber gerçekleştiren, yemekten, içmekten ve cinsel ilişkiden, Allah rızası için günün imsak vaktinden, akşam güneşin batışına kadar kendini men etmek suretiyle rızayı bari için kendini men etmek suretiyle gerçekleşen oruç ibadeti elbette bedenen gerçekleşen bir ibadettir. Diğer ibadetlerden farklı tarafı namaz kılarken gözükür. Zekatını verirken iki kişi arasında en azından bir münasebet oluyor. Yani veren var, verilen var, alan var bir başkaları da görmüş olabilir. E, Haç ve Umre dediğiniz işte gid, e, oraya gidildiği zaman giderken, gelirken orada bir sürü insanlarla haşır neşir oluyoruz. E, namaz ibadeti de yine bedeni bir ibadet olunca biz kılarken bunu çok saklamak mümkün değildir. Perde arkasında ne kadar e, saklayabilirsin. Dolayısıyla her ibadet gözükebiliyor ama oruç ibadeti gözükmez. Yani oruçlu olan bir insanın yemekten, içmekten kendisini men etmiş olması efendim, e, ibadet niyetiyle men etmiş olması söylemedikten sonra kimse tarafından bilinmez. Bundan dolayı oruç ibadetine riya pek karışmaz. Gösteriş pek karışmaz. Ancak insan dil ile ifade eder. Hani riyakarlık olsun diye hani anlatırlar. E, adamın bir tanesi kuşluk namazı kılıyormuş. Kuşluk namazı kılarken birileri onu görünce, kuşluk namazını kıldığını görünce kendi arasında konuşmuşlar. Demişler ki, maşallah bu adam, efendim biz farz namazları kılmakta tembellik yapıyoruz. Bu adam e, kuşluk namazı da kılıyor, maşallah ne kadar derviş adamdır demişler. Onlar kendi arasında bunu konuşurken bu ses namaz kılanın kulağına da ulaşmış. Hemen selam vermiş demiş aynı zamanda oruçluyum da demiş. Şimdi namaz kıldığını gördüler. Oruçlu olduğunu göremezler ki. Ama selam vermiş. Ben aynı zamanda oruçluyum demiş. Dolayısıyla orucu ancak söylersen söylenmiş olur. Vatandaş bunu bilmiş olur. Değilse oruç tutan ile Allah arasında e, gizli bir şifre tabiri caizse as-savmuli oruç bana aittir Mevla buyuruyor. Yani ona riya karışmaz. Sırf Allah için yapmış olur onu. Dolayısıyla oruç ibadeti diğer ibadetlerden farklı yönü bu şekilde izah edilir. Elbette her ibadetin diğer ibadetlerle benzeştiği noktalar vardır. Ayrıştığı noktalar vardır. İşte oruç bana aittir Rabbimizin buyurmuş olması bu şekilde izah ediliyor. Bana ait olunca da mükafatını ben veririm. Nasıl vereceğimi ben bilirim." diyor. Böylece oruç ibadetinin mükafatının sıradan bir mükafat olmadığını söylüyor. Çünkü bir sabah namazının mükafatı gerçekten çok büyüktür. Ama bir sabah namazı abdest almasıyla, namaza durmasıyla, selam vermesiyle, tesbihatıyla hepsini toplasanız alt alta, üst üste haydi olsun 20 dakika olsun. 10 dakika olsun, 20 dakika olsun. 20 dakikada mükemmel bir sevap kazanıyor insan. Ama oruç yerine göre 12 saattir. Mevsimine göre 14 saattir. Bölgesine göre 16 saattir. Bu kadar uzun devam eden bir ibadettir. Sonuçta imsak vaktinden başlıyor ibadet. Ne zamana kadar? Yani oruç ibadeti imsak vaktinden başlıyor. Ta güneşin batışına kadar müteselsilen ibadet içerisindeyiz. Yani Oruçlu olan bir insan, Ya Rabbi niyet eyledim senin rızan için Ramazan-ı Şerif'in birinci gününün orucunu tutmaya dedi. Dil ile böyle söylemek şart değil ama kolay anlaşılsın diye söylüyorum. Yani Ramazan'da veyahut da namazlarda illa dilimizle beraber Ya Rabbi niyet eyledim senin rızan için sabah namazının farzını kılmaya demek şart değildir. Denebilir mi? Denebilir. Ancak ihlas ve samimiyet önemlidir. Burada bir insanın niyeti demek kalbinin kararı demektir. Dolayısıyla kastımız ne ise niyetimiz odur. Kalbimizin kararı ne niyetimiz odur. Bir insan ya Rabbi niyet eyledim senin rızan için. Bugün işte Ramazan-ı Şerif'in mesela birinci günü, onuncu günü senin rızan için oruç tutmaya dedik. Niyetimizi gerçekleştirdiğimiz andan itibaren sağ taraftaki melek oruçla ilgili yazmaya başlamıştır devamlı yazıyordur. Ne zamana kadar? İftar vaktine kadar. İftar vaktine kadar müteselsilen oruç ibadeti amel defterimize yansır. Evet. Dolayısıyla hani 20 dakikalık namaz nerede? Yarım saatlik namaz nerede? 12 saatlik, 14 saatlik bir ibadet, bir oruç ibadeti, mükafatı nerede? Onun için Mevla buyuruyor ki hadisi kutside, Oruç ibadeti bana aittir. Ve en ecizi bihi onun mükafatını sizin akıl hafızalarınız almaz. O mükafatı ben vereceğim diyor. Bu yönüyle beraber oruç gerçekten ciddi bir ibadettir. Önemli bir ibadettir. Zaten İslam'ın beş esasından birisidir. Bunu tutarken nelere dikkat etmek lazım? İşte bu da önemli. Yani bu kadar kaliteli olan bir orucun kalitesini düşürmemek lazım. Hani piyasada diyelim ki bir ayakkabı vardır. 100 lira bir ayakkabı var, 500 lira bir ayakkabı var, 1000 lira. Sonuçta ayakkabı ayakkabı. Ama kalite değişince, hele defol olunca bu sefer 20 liraya, 30 liraya da alabiliyorsun onu. Dolayısıyla oruç ibadetinin mükafatını ancak Allah bilir Celle Celaluhu. Fakat bu oruç ibadetini doğru düzgün yaptığımız zaman kamil bir mükafat almış oluruz hani ne kadar para o kadar köfte diyorlar ya ne kadar sağlıklı oruç tutarsak ne kadar kalitesine uygun oruç tutarsak mükafatı da o kadar fazla olacaktır. Peki orucu kaliteli nasıl tutabiliriz? Bu konuda eee nelere dikkat etmemiz lazım? Ba bu tenzihi savmi. Yani orucu nelerden korumak lazım? Oruca zarar veren şeyler nelerdir? Bunlarla ilgili bir bab var burada. Kitabımızda bu babı Ramazan-ı Şerif münasebetiyle siz kardeşlerimizle paylaşıyoruz. An Ebi Hureyre'te radıyallahu an Ebu Hureyre radıyallahu an Efendimiz der ki Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular: Menlem yedâ kâle zur. Bir insan, batıl sözü terk etmezse, yani bir söz ki içerisinde günah vardır, Allah'ın sevmediği şeyler vardır, ona zur deniyor, kâle zur deniyor, yani batıl, günah insanı günaha sevk eden insanın sonuçta üzülmesine vesile olabilecek hoş olmayan sözler demektir. Bir insan diline malik değilse, ona gıybet ediyor, buna saldırıyor, ona iftira ediyor. Efendim, Rabbimizin rızasına uymayan sözler söylüyor. Bunun içerisinde yalan vardır, iftira vardır, küfür vardır, yalan yere şahitlik etmek vardır gıybet etmek vardır. Bir insana sövmek vardır, lanet etmek vardır. Bunlar hepsi kavli zuhur içerisine giriyor. Bir insan kavli zuhur, batıl, asılsız, insanı günaha sevk eden sözleri terk etmezse vel amele bihi onunla amel etmeyi onunla amel defterini kirletmeyi terk etmezse feleyselillahi hacetun fi <fî> en yed yed'a ta'amahu ve şerabehu Allahu Teala o insanın yemesini ve içmesini terk etmesine ihtiyacı yoktur. Yani bir insan hem oruç tutuyor hem gıybet ediyor. Hem oruç tutuyor hem yalan söylüyor. Hem oruç tutuyor hem iftira ediyor. Efendim insanlara batıl sözlerle, günah olan sözlerle yaklaşım gösteriyor. Anasına küfür ediyor, babasına küfür ediyor, lanet okuyor. Efendim, bu şekilde hem oruçludur ama az edebi yok kendisinde. Bu insanın yemeği içmeyi terk etmesine Allah'ın ihtiyacı yoktur diyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Yani yemek içmek normalde mübah değil miydi kıymetli kardeşlerim? Normalde yemek helaldi içmekte helaldi, meşru şeylerde. Sadece oruçlu olduğumuz zaman geçici olarak gündüz Bu normalde helal olanları kendimize yasakladık, haram kıldık. Haramiyeti geçici olan, birkaç saat sonra helal olacak olan efendim yemeği içmeyi terk ediyoruz, oruçluyuz diye. Ama gıybet etmek, iftira etmek oruçlu olsak da olmasak da gece de olsa gündüz de olsa zaten haram. Yemeği içmeyi aslında helal olduğu halde Allah rızası için terk eden aynı şekilde oruçlu olduğu süre içerisinde en azından eee gıybeti, dedikoduyu, efendim laneti, yalanı, iftirayı kendisinden uzaklaştırması gerekmez mi? Elbette gerekir. Yani aman bir lokma yemek yemeyeyim orucum bozulur. Onu dediğimiz gibi aman gıybet etmeyeyim. Aman yalan söylemeyeyim. Aman kimseye iftira etmeyeyim. Aman kimsenin kalbini kırmayayım. Şeytanı memnun edecek bir söz ağzımdan çıkmasın. Kıymetli dostlar, kıymetli izleyenlerim. Allah Celle ve Ala Hazretleri Gaaf Suresi'nde şöyle buyuruyor. İsti'izü billah ma'yel fi zümin kavlin illa ladeyhi raqibun atid. İnsanoğlu ağzından çıkardığı, telaffuz ettiği her kelimeyi yanında zabıt vardır. Zapt edecek, kayda alacak görevli melek vardır. Onu hemen kayda alıyor. Peki demek ki bizim ağzımızdan çıkacak olan her cümle kayda alındığına göre buna bir değer biçilecek. Ya sevap veya günah biçilecek. Onun için ağzımıza iyi malik olmalıyız. Alimlerimiz derler ki dile sahip çıkma ile ilgili derler ki Allah Celle ve Ala Hazretleri kulaklara perde koymamıştır. Yani kulak her geleni istese de istemese de ne yapıyor? Engel yok, kapı yok yani. Hemen kulaktan içeri giriyor. Ama gözlere Allah Celle Celal birer kapak koymuştur. Ey insanoğlu her şeyi duyabilirsin ama her şeyi görmen gerekmez. Görmende sakınca olan şeyleri görme, bakma onlara. Ne yapacağım? Gözünü kapat. Kapak verdim sana diyor. Estaizübillah Kullil mu'minîne yeğudzû min eb-sârihim ve kullil mu'minâti yeğudzû min eb-sârihinne Yani Nur suresinde Allah Celle Celaluhu iki tane ayetin başlarında Habibim mü'min erkeklere de ki gözlerini korusunlar, namuslarını da korusunlar. Öbür ayet-i kerimenin başında Habibi mümine hanımlara da de ki onlar da gözlerini korusunlar. Onlar da namuslarını korusunlar. Demek ki gözümüzü korumayı bize kim emrediyor? O gözleri bize veren Allah Celle Celaluhu. Peki nasıl koruyacağız? E kapak verdi ya. Kapak verdi. Bu kapakları bakmamamız, bakmamamız gereken yerde kapakları indireceğiz. İndirdiğimiz zaman görebilir miyiz? Göremeyiz. Bir var, açık bakmak var. Bir de yanlış bir şeyi, hoş olmayan bir şeyi görünce yani günah olan bir şeyi görünce hemen kafayı çevirmek veya gözleri kapatmak var. Bizim lehimize olacak olan neyse orasını görmek lazım. Şimdi iki tane kulağın kapağı yok. Gözlerin birer tane kapağı var. Biz bize zarar verecek olan bakışlardan gözümüzü kapatacağız. Zehirlenmeyelim diye. Tamam? Ağzımıza gelince ağzımızın iki tane kapağı var. Birisi birinci kapısı demir kap. İkincisine gelince dudaklarımız. Demir kapı hangisidir? Dişlerimiz. İkincisi dudaklarımız. Demek ki ağzımızla bir şey söyleyebilmek için önce ağzımızı bir açacağız. Dudaklarımızı ayıracağız. Ondan sonra cümleleri kurup bir şey anlatmış olacağız. Yani Allah Celle Celal insan oğluna konuşabilmesi için hem ağzını açması hem dudaklarını açması gerektiğinden şunu tembih etmiş oluyor. Bak oğlum ben sana iki tane kulak verdim kapıları yok. Bir tane ağız verdim, verdim iki tane kapısı var. Ey insanoğlu iki defa dinle, bir defa konuş. İki defa düşün, bir defa konuş. İki defa. Evvela dişlerimize çarpacak, sonra dudaklarımıza çarpacak. Üçüncü merhalede efendim söylemiş olacağız. Bir insan aklına gelen her şeyi söyleyemez. Allah Celle ve Ala Hazretleri ve kulu linnasi buyuruyor. Yani insanlara güzel söz söyleyin. Güzel söz hani tatlı dil yılanı bile yuvasından çıkarır derler. Şimdi bir insan güzel söz söylemese çirkin söz söyler. Çok affedersin kazık gibi bir cümle söyler. Karşı tarafın kalbini kırar. Kalbine yara açar. Kolay kolay iyileşmez. E günah olan bir söz söyler, amel defterini kirletir. Dolayısıyla e, hadisi şerifimizde aleyhissalatü vesselam Efendimiz bilhassa oruçla ilgili bizi uyarıyor. Her zaman Müslüman güzel sözlü olmalıdır, çirkin sözlü olmamalıdır, ağzından çıkacak olan her cümleyi. Ma yelfizu min kavlin illa ladayhi raqibun atid. Görevli melekler kaydediyor, zapt ediyor. Niye kaydediyor? Niye zapt ediyor? Hesabı sorulacak, mizana girecek diye. Her zaman buna dikkat etmesi gerekir. Ancak oruçlu olan insan bir ibadetin içerisindedir. Durmadan melekler yazıyor. İmsak vaktinden güneş batıncaya kadar. Ha, işte oruçtan insan bunun farkında olmalı. Bir ibadetin içerisinde olduğunu farkında olmalı. Öyle günah olacak sözler söylememeli. مَلَّمْ يَدْعَى قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلّٰهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ taa'mahu ve وَشَرَابَهُ Bu insan yemeği içmeyi niye terk etmiş? Niye terk etmiş bunu? Efendim Allah'tan mükafat bekliyor. Peki bu günahlar ne? Yani yalanlar, talanlar, kötü sözler, küfürler, gıybetler, iftiralar bunlar ne? Bu konuda bu manaya destek veren bir hadis-i şerif var hakimin sahihinde leysa siyamu min el ekli ve şurbı fakat gerçek oruç sadece yemekten içmekten meniden ibaret değildir. İnnema siyamu min el lagvi ve Yani oruç nereden olmalı? İnsan kendisini sadece yemekten içmekten men etmeyecek. Belki boş sözlerden, çirkin sözlerden ve şehveti tahrik edecek sözlerden, günah olan sözlerden kendisini men etmiş olacak. Kıymetli izleyenlerim elbette bir insanın Kabe-i Muazzama'da tavaf esnasında bir günah işlemesiyle Taksim meydanında yürürken günah işlemesi arasında fark var mıdır? Günah günahtır. Ama tavaf esnasında işlenmiş olması öyle mukaddes bir ibadetin içerisinde Kabe'nin yanında e, ibadet olan tavafın içerisinde olması onu daha çirkin hale getirir. Bunu herkes kabul eder. Yani Kabe'yi tavaf etmek nasıl ibadetse oruç tutmak da öylesine bir ibadettir. Tavaf ederken yalan söylemek veya küfür etmek veya iftira etmek bunlar normal çirkinlikte değil daha fazla çirkindirler. Çünkü mukaddes bir ibadetin içerisinde Kabe'nin yanındasın. Bunlar o işin yani o günahın vebalini artırmış olurlar. Aynı şekilde oruçtan bir insan da oruçlu olduğu saatler içerisinde Efendim Mevla ile adeta bir temas halindedir. Temastan neyi kastediyoruz? Allah'ım ben yemiyorum, içmiyorum senin rızan için. Yemiyorum, yemeyeceğim. Ne zamana kadar? Senin emrettiğin akşam vaktine kadar. Bu bakımdan Mevla ile saygı noktasında ne yapıyor? Allah'ım emrin baş üstüme, emrin baş üstüne. Lebbeyk Allahümme lebbeyk diyor. Ben güneş batıncaya kadar yemeyeceğim, içmeyeceğim diyor. İşte burada bir ibadetin içerisinde olunca bu ibadetin içerisindeyken günah işlemek sıradan bir zamandaki günah işlemekten daha çirkindir. Yani fazileti güzeldir Ramazan-ı Şerif'in ama Ramazan-ı Şerif'te çirkinlik yakışmaz. Çirkinlikten neyi kastediyoruz? Yani günaha müncer olan tavır ve davranışlar gitmez. Kıymetli izleyenlerim, ee, Oruçlu olan bir insan, yani Ramazan orucunu konuşuyoruz. Ramazan orucundaki bir insan nelere dikkat etmesi lazım? Hz. Ayşe annemiz radıyallahu anhadan rivayet edilen bir hadisi şerifte Kâne Rasûlullah sallallahu aleyhi ve selleme yudrikuhul fecru fi Ramazan ve huve cünubun min gayri hulmin. Diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bazen fecir vaktinde yani imsak dediğimiz imsak saatin geldiğinde henüz cünüp idi. İhtilamdan dolayı değil. Yani o saate kadar uyudu, ihtilam oldu da cünüp oldu değil. Eşleriyle beraber birleşmiştir. Efendim ondan sonra uyumuştur. Fecir vakti gelmiştir. Ee, henüz cünüptür. Peki orucun başladığı saat ne olmuş oluyor? Cülüp olmuş oluyor. Boy ne zaman alıyor? Oruç başladığı saatten sonra. Mesela imsaktan sonra oruç, e, boy abdesini alıyor. Bu oruca zarar verer, verir mi? Vermez Hatta bunu şöyle de düşünebiliriz. Mesela bir insan Ramazan'da gece niyetini yapmıştır. Oruca başlamıştır. Sabah namazından sonra işrak namazını kılmış. Biraz kestireyim demiş. Veya öğlen de bir kayuluyla yapayım demiştir, uyumuştur. Uyuyunca ihtilam olmuştur, cünüp olmuştur. Şimdi ihtilam olmak, cünüp olmak oruca zarar verir mi? El cevap zarar vermez. Ancak oruca zarar veren üç tane şey var. Bir yemek, bir içmek, bir de cinsel ilişkiye girmek. İhtilam sadece bir rüyadan ibarettir. Rüyada cinsel ilişkiye girmek, cinsel ilişkiye girmek değildir. Gündüz bir insan, efendim ee, uyuyarak ihtilam olmuş olsa ve bu insan bu şekilde cünüp olunca bu abdest almasında bir sakınca yoktur ve orucuna da bir zarar vermez. Ancak e, gece aile hayatı yaşamıştır. Bu abdestini alacaktı, uyumuştur, geciktirmiştir. Günah değildir bunu geciktirmek. Efendim her ne kadar evli olan elbette e, daha önce davranmak ise de ruhsat vardır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de zaman zaman geciktirirdi. İşte burada da Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu anh'a bunu anlatıyor. Diyor ki bu abdestini geciktirmişti. Fecir vakti gelmişti. Ve huve cünübün min gayri hulmin. Feyyad tesil ve yasul. Ne yapardı? Fecir vakti yani imsak vakti girdikten sonra bu abdestini alırdı ve orucuna devam ederdi. Demek ki cünüplük oruca mani değildir. Hatta fıkıh kitaplarında şöyle anlatırlar. Bir işin günah olması ayrı, fetva boyutu ayrı. Bir insan sabah imsak vaktinden akşam güneş batıncaya kadar hep cünüp olmuş olsaydı, diyelim ki ihtilam oldu, boy almadı veya imsak vaktinden önce aile hayatı yaşadı, cünüp oldu ama ne yapmamıştır? Evinden o şekilde çıkmış, boy abdesti almamış, akşama kadar cünüp cünüp dolaşmış ama oruca da niyet etmiş. Şimdi akşama kadar cünüp cünüp dolaşan bir insanın öğle namazı, ikindi namazı, sabah namazı, öğle namazı, ikindi namazı nerede? Elbette burada ciddi bir vebal vardır. Bunlar açısından bir vebal vardır. Bir insanın gerçekten ciddi bir ihtiyacı olmadan cünüp dolaşmış olması da haram değilse de uygun değildir. Ama bu adamın orucu oruç borcunu ödemiş midir değil midir? Oruç borcunu ödemiştir. Oruç ayrı şeydir, bu ayrı şeydir. Demek ki başından sonuna kadar da olsa oruç kalitesiz olsa da borcunu ödemiş olur. Bir başka konu. An bin Abbas radıyallahu anha قال: "İnennabiyye sallallahu aleyhi ve sellem ihteceme ve huve muhrimun, bahteceme ve huve sahimin. Oruçlu bir insan hacamet yaptırabilir mi? İhramlı bir insan hacamet yaptırabilir mi? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz ihramlı iken hacamet yaptırmıştır. Oruçlu iken de hacamet yaptırmıştır. Demek ki oruç hacamete mani değildir. Ancak fakir kitaplarında eğer kişi hacamet yaptırdığı zaman kan verdiği zaman bir başka ifadeyle dengesi bozulacak tutmakta olucu, olduğu orucu zaafa düşürecekse o zaman ihticam yani kan aldırmak mekruh olur. Hacamet yapmak mekruh olur. Bunu başka şöyle de ifade edebiliriz. Oruç bir ibadettir. Bu sabahtan akşama kadar devam edecek olan bir ibadettir. Bu ibadeti sekteye uğratacak, bu ibadeti gerçekleştirmemize engel olacak her türlü tavır ve davranış mekruh olur, sakıncalı olur, kaçırmak lazım. Şimdi e, oruçluyken bir insan hacamet yaptırdığı zaman sağlık dengesinde zarar meydana gelecekse, orucu tutmakta zorlanacaksa kısacası, bir insan kendi durumunu bilir, bazı böyle kan gördüğü zaman bayılıp düşer mesela. Eğer ihticam olduğu zaman, yani hacamet yaptırdığı zaman orucu tutmakta direnci kaybolacaksa, o zaman hacamet yaptırması mekruh olur değilse bir sakıncası yoktur. Oruçlu insan hacamet yaptırabilir. Ebu Hureyre radıyallahu an Efendimizin bir hadisi şerifi var. Yani Efendimiz'den naklettiği bir hadis-i var. Kale kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Men nesiye ve huve saimun fel yutimme savmehu fe innema at'amahu Allah ve seqah. Diyor ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir insan unuttu. Oruçta olduğunu unuttu, yedi. Veya içti. Veya her ikisini yaptı. Hem yedi hem içti. Orucuna zarar gelir mi? Unutarak bunu yapan فَلْيُتِمْ hu Aklı başına gelince durumu fark edince orucunu tamamlasın diyor. Yani unutarak bir insanın yediği orucunu bozmuyor. Unutarak bir insan içti orucunu bozmuyor. Velev ki bir bardak suyu başından sonuna kadar içsin. Velev ki bir bardak çayı başından sonuna kadar içsin. Veya bir bardak kahve içmiş olsun. Veya bir karpuzun yarısını kesmiş yemiş olsun. Değil mi ki bu unutarak olmuştur? Bir insan unutarak yemeği içmeyi terk ederse affedersin bir insan unutarak bir şey yerse oruçlu olduğu halde veya bir şey içerse bu unutarak yediği içtiği bunun orucuna zarar vermez. Feliyetim mesamehu orucunu tamamlasın. Fe inne ma Allah ve Bunu Allahu Teala yedirmiştir. Allahu Teala bunu içirmiştir. Fıkıh kitaplarımıza yansıyan bu konuda bir başka fetva var. Diyelim ki bir oruç Ramazan'da oruç tuttuğunu bildiğimiz birisi unutmuş, yemek yemeye başlamış ve içmeye başlamış. Ama biz hatırımızda oruçlu olduğunu biliyoruz. Onu hatırlatmalı mı? Hatırlatmamalı mı? Ya ne yapıyorsun kardeşim oruçlusun demeli mi? Dememeli mi? Bunu bile fıkıh kitaplarında beyan etmişlerdir. Diyorlar ki alimlerimiz eğer o unutarak yiyen pirifani orucunu tutmakta zorlanacak veya bir hasta zor oruç tutuyor yeme yemeğe ihtiyacı varsa o zaman hatırlatmamak evladır. Yesin adam. Nasıl olsa unutarak yiyordur. Orucunu bozmaz. Karnını doyursun ondan sonra dersin kardeşim afiyet olsun ama sen oruçlusun aa diyecek ama karnını doymuş olacak tabi. İşte aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir insan unutarak oruçlu olduğu halde yerse efendim orucunu tamamlasın. Orucu kaza etmesine gerek yok. Fe innema Allah Allah ona oruçlu olduğunu unutturdu. Haydi kulum ye ve iç demiştir. Unutturdu ona. Susuzluğunu gideriyor. Ee, bir müeyyidesi yok unutarak olunca. Yani içmemiş kabul ediyorum seni. Yememiş kabul ediyorum seni. Demiş oluyor. Ve anhu kale beynema nehnü culusun inden nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre radıyallahu anh Efendimiz derler ki biz peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanında oturuyor idik. اِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَال Adamın birisi geldi, telaşlı bir şekilde şöyle dedi. Ya Resulallah, helaktu. Helak oldum ya Resulallah dedi. Perişan oldum. Kale maleke hayırda ne oldu? Kale ve qa'tu alem ve ana sa'imun. Ramazan'da oruçluyken eşimle kendime malike olamadım. Frenler patladı eşimle. Yatağa girdim. Aile hayatı yaşadım. Büyük bir günaha girdim. Yandım. Perişan oldum. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki Hel tecidu rakabeten tu'atikuha Tamam sen kefaret lazım geldi sana. Azat edebilecek bir köle bulabilir misin? Kale la hayır. Bulamam dedi. قال, ikinci şıkkı sordu. Fehel testatiyum en tasuma şehrayn mutetabiin. Peş peşe fasıla vermeden iki ay oruç tutmaya gücün yeter. Kalele hayır dedi. Ben bir bir günü zor tutuyorum iki ay peş peşe buna gücüm yetmezdi dedi. buyurdu ki hel tecidu it'ame sittine miskine. Peki 60 tane fakiri birer fidye vererek birer fitre vererek doyurmaya gücün yeter mi? Bunu yapabilir misin? Alela, buna da gücüm yetmez dedi. Fakir adam. Kale aleyhissalatu vesselam Efendimiz demiş ki ona, iclis sen otur bak. Ve mekezen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem bu adam oturdu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi bekledi. Veya ve meke e, ve meketu, ve mekuten Nebi sallallahu aleyhi ve sellem peygamberi bir durakladı. Ali sallallahu efendimiz ona otur dedi bir durakladı. Fe nahnu ala zalik. Yani biz bu şekilde manzarayı seyredip beklerken Eten nebi sallallahu aleyhi ve selleme Uteyen Yusallallahu sallallahu aleyhi ve selleme Bi arakin fihi temrun Evet Bir çuval getirildi aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e içerisinde hurmalar vardı. Ve araku el miktelu bir zembildir, bir çuvaldır. Eddahmu kalın yani büyük hem kalın hem de biraz büyük bir çuvaldır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme getirilen bu çuvalın içerisinde ne vardı? Hurma vardı. Şimdi demek ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz iclis diyor, otur diyor. Biraz sonra bir miktar içerisinde hurma olan eee bir hemence diyelim, bir çuval getiriyorlar, bir poşet getiriyorlar. Diyor ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz, قَالْ اَيْنَ السَّائِلِ Biraz önce soruyu soran nerede? قَالْ اَنَا بَنْ dedi ya Resulallah buradayım dedi. قَالَ خُذْ هَذَا fetasadduk Al bunu, orucuna fidye olarak tasadduk et bunu, fakir fukaraya ver onu dedi. فَقَالَ الرَّجُلْ Adam dedi ki, اَعَلَى اَفْقَرَ minni yani ben benden daha fakir olanın olanına mı vereceğim bunu? Evet. Ya Resulallah. Allah. Allah'a yemin ederim ki ma beyne la beteyha yuridul harratayn. Yani bu Mekke'nin iki duvarı arasında yoktur. Ehl اهل, ehlü beytin efkara minni. Benden daha fakir olan kimse yoktur. Yani şu Medine sokaklarında, Medine'nin içerisinde Benden daha fakir kimse yok. Ben bunu kime vereceğim? En fakir benim. فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ اَنْ يَابُهُ Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öylesine güldü ki e, mübarek böyle azı dişleri de gözükecek şekildeki böyle çok az gülerdi aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Sadece tebessümden ibaretti onun gülüşü ama burada şimdi diyor ki sen bir cinayet işledi Bunun kefareti köle azat etmektir. Azat edebilir misin? Ee, yok diyor. Peki diyor. Ondan sonra iki ay peş peşe oruç tutabilir misin? Ee, yok diyor. Ee, 60 tane fitre verebilir misin? Yok diyor. Öyle bir gücüm yoktur diyor. Ee, o zaman efendimiz sana bekle diyor. Gelen e, bir miktar hurmayı ona veriyor. Al da sen e, fakir fukara'ya ver. Kefaretin yerine ver diyecek. Fakat adama diyor ki, gel diyor, Efendim, bunu fakirlere ver diyor kefaret olarak. Diyor ki, Ya Resulallah, abi, bu Medine'de benden daha fakir kimseye mi vereceğim onu? Yok ki benden daha fakirim. Efendim, bu manzara karşısında aleyhissalâtu vesselam Efendimiz çok ciddi şekilde gülmüştür. Her zaman tebessüm yaparken burada, ee, mübarek azı dişleri bile gözükmüştür. Sümme kâle sonra demiş ki et'imuhu ehleke. tam al bunu. Sen çoluğuna çocuğuna yedir demiştir. Demek ki bir insan e, kefareti gerektirecek bir iş yaparsa ne gibi? İşte eşiyle cinsel ilişkiye girmek gibi ki Şafii mezhebinde kefareti gerektiren mesele sadece burasıdır Şafii mezhebinde. Halbuki Hanefi mezhebinde bir insan bile bile orucunu yerse efendim geceden niyet ettiği bir orucu yerse kefareti gerekir. Kıymetli izleyenlerim böylece oruçluyken nelere dikkat etmek lazım? Oruca ne zarar verir, ne zarar vermez? Bu konuyu müzakere etmiş olduk. E, vaktimiz el verdikçe hadis-i şeriflerle müzakere ettik. Fıkıh kitaplarında oruç bahsinde, orucun mekruhları bahsinde ve orucu e, bozan şeyler bahsinde bunları daha net bir şekilde görebiliriz. Dolayısıyla bir dersimizin sonuna geldik. Yüce Rabbim Celle Celaluhu her birinizin, her birimizin Ramazan-ı Şerifimizi bereketli eylesin. Teravihlerimizi kabul eylesin. Zekatlarımızı kabul eylesin. Fitrelerimizi kabul eylesin. Her türlü ibadet ve taatlerimizi kabul eylesin diyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar, hayırlı sahurlar diliyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum.